Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Fark ettiğiniz üzere bugün yine banyodayım ve sizlerle birlikte bir tıraş olma videosu çekeceğim. Türkiye'de örneği bulunmayan, dünyada birkaç tane var gördüm. Tıraş videoları serisi devam ediyor. Daha önce birçok ürün incelemiştim bu konuda. Ve nasıl yapıyoruz bu videolarda bilmeyenler için tekrar anlatmış olayım. Önce bir üründen bahsediyorum. Bugünkü ürünümüz, hatta onu da söyleyeyim. Hemen şöyle elimde görmüş olduğunuz Gillette Mach 3 Turbo 3D. Bu Mach 3 Turbo zaten vardı. Mach 3 çok uzun yıllardır vardı. Turbosu çıkmıştı. Şimdi ise 3D dediğimiz bir sürümü gelmiş oldu. Bununla tıraş olacağım. Şimdi nasıl yapıyoruz videoları? İşte anlatıyoruz. Üründen bahsediyoruz biraz. Nereden gördüğümü, nasıl gördüğümü anlatıyorum. Ve ondan sonra da tıraş oluyorum. Ve gerçek zamanlı tıraş oluyorum arkadaşlar. Kesme, biçme falan yok. Sadece bazı yerler uzun olmasın diye birazcık ileri alıyorum. Onun dışında bir dokunma yok, bir müdahale yok. Tıraş olup tekrar geri gelmek yok. Burada sizin karşınızda tıraş oluyorum. Şimdi Mach 3 Turbo uzun yıllardır vardı zaten, söylemiştim. Buna bir de 3D özelliği gelmiş. Şöyle şuradan göstereyim kutuyu açmadan önce. Şurasında böyle yarı oynar bir başlık var. Şimdi biliyorsunuz Flexball falan teknolojiler vardı. ProGlide falan, ben onları da daha önce incelemiştim. Gillette'in farklı modellerini. Bu üründe kafası oynamıyor ama kafanın alt kısmında bir bölüm var. Orası belli bir açıyla oynuyor. Ben de şimdi ilk defa sizlerle beraber burada açacağım kutusunu. Nasıl olduğu konusunda çok net bir fikrim yok. Ben bunu nerede gördüm? Ozan Kabak diye bir futbolcu varmış galiba. Bir tüm milli takımda oynuyor sanırım. Ben bilmiyorum, futbolu pek ilgilenmediğim için. Televizyonda reklamını gördüm. Gillette'in de ürünlerini ben kullandığım için gidip alayım dedim. Önce N11'den sipariş verdim. Fakat N11'deki arkadaş yanlış göndermiş. Normal Mach 3 göndermiş bana. Halbuki ben 3D'sini istemiştim. 3D şuradaki. Şu şekilde 3D yazıyor zaten şurada. Ve arkasında da zaten normal Mach 3'ten farklı. Şurada bir boğum ve mavi bir kısım var. Oradan anlarsınız bunun normal Mach 3'ten farklı olduğunu. Onu iade ettim. Uğraşmak istemedim yani. Gittim gratisten aldım. Gratiste satılıyormuş bu böyle. İkili set bu. Yani bir başlık var. Bir tane başlığın ucunda kartuşu var. Bir de yedek bir kartuşu var. Yani iki tane kartuş var. Bir de makinesi var. Makinesi önemli burada. Başlık önemli değil. Farklı bir şey de alabilirsiniz ama makine 3D olayı makinede bitiyor. Başlıkta değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şimdi ben de sizinle birlikte kutuyu bir açayım. Şöyle bir açalım. Kutuları da açmak zordur biraz malum. Böyle kesebilirsiniz yani elinizi ayağınızı. Şöyle açıyorum. Daha doğrusu açamıyorum. Biraz daha esneteyim. Evet. Evet, şurasını çıkarttık. Evet, zaten dışarıdan da görülüyor. Bir tane yedek var. Çıkarttık. Yedeğimiz burada. Şöyle göstereyim. Bir de makinenin kendisi var. Şimdi makineyi çıkardık. Oldukça da güzel bir makine. Şöyle göstermiş olayım. Şu kafa kısmı oynuyormuş. Evet. Çok küçük bir açı. Muhtemelen yani nasıl anlatayım? Şöyle tutayım. 5 derece falan bile yoktur. 5 derece sağa oynuyor, 5 derece sola oynuyor. Bunu böyle reklamlarda inanılmaz bir açı varmış gibi gösteriyorlar. Tabii pazarlama numaraları, biliyorsunuz bunları. Şöyle bir de buradan göstereyim. Şöyle, şöyle. Çok hafif. Yani 5 derece ya var ya yok. Belki de o kadar bile değildir veya 10 derece de olabilir. Tam bilmiyorum. Bunun dışında şöyle sallanıyor biraz kafa sanki. Şu başlığını çıkartayım. Evet, biraz sallanıyor tabii bu şeyden dolayı. Şöyle mikrofonu tutayım. Birazcık sallanıyor bu dönme hareketinden dolayı. İşte yüzünüze böyle dokunduğunuz zaman hani bu kıvrımlarda dönüyormuş falan filan. Çok gerekli mi? Bir bakalım, bir tıraş olayım. Ben size fikirlerimi söyleyeceğim. Bunun dışında turbo, Mach 3 turbo diye geçiyor bu. Turbonun ne farkı var? Bu şey kısmı, şu üst taraftaki kayganlaştırıcı kısmı biraz büyük. Bu alt taraftaki kısım da biraz büyütülmüş durumda. Bu da böyle hani sakalı daha iyi yakalamayı sağlıyor alt taraf. Üst tarafta kayganlaştırmasını sağlıyor falan filan, böyle iddiaları var Gillette'in. Bakalım ne kadar gerçekçi, ne kadar doğru. Bunun dışında gövde filan beyaz. Şöyle göstereyim, beyaz. Gümüş renkli bir tasarım bölümleri de var bu kısımlarında. Onun dışındakiler beyaz tasarlanmış. Gümüş ve beyaz ve bir de mavi renkli bölümümüz var. Şimdi daha önceki tıraş videosunda vardı. Geleneksel bir tıraş videosu yapmıştık. Şunu artık tıraş alıyorum ben. Çok güzel oluyor. Bu da, şunu da göstermiş olayım. Bu da sabunumuz. Ha, bu arada şeyi de çıkartalım ya. Unuttuk. Şuradan çıkartacağım ama kapak çarpacak. Evet, çarpmadan çıkardık. Tasımız da burada. Bu tasın içine
Şunu koyacağız. Şurada köpürtüp tıraşımızı olacağız. Şimdi başlayalım bakalım tıraşımıza. Önce köpürtüyoruz fırçamızı sabunla birlikte. Sabunumuz, fırçamız ve sabunumuz hazır. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Evet, yüzümüzü de yıkadık. Şöyle biraz daha köpürtelim ve sürelim bakalım. Bunun tadı da bir başka oluyor ya. Yıllar sonra buna döndüm ben. Çocukluğumda böyle babamla beraber bu şekilde tıraş alıyorduk. O zamanlar böyle kartuşlu makineler falan yoktu. Tabii bu 30-35 sene öncesinden bahsediyorum. Suyumuzu da kapatalım, sonra kızıyorsunuz suyu açık bırakma diye. Haklısınız. Dikkat etmek lazım. Evet. Şimdi köpüğümüzü sürdük. Makinemizi de alalım. Evet. Sıfır makineyi açtık ve tıraşa başlıyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Bu arada şöyle bir bilgi de vereyim arkadaşlar. Jilet'in bu oynar başlıklı ilk ürünü değilmiş. Bu şekilde tasarlanan. Kadınlar için geliştirilen Venus serisi var. Venus serisinin de birkaç sene önce böyle bir versiyonu çıkmış, Sivril adında. Muhtemelen dediler ki biz bunu kadınlara yaptık, niye erkeklere yapmıyoruz? Böyle bir ürün geliştirmişler diye tahmin ediyorum. Bunu ben öyle bir o dönüşün ahım şahım bir farkında hissetmedim bu arada. Hani böyle öyle bir anlatıyorlar ki reklamda. Böyle olmayan kafa sanki hiç kesmiyor gibi göstermişler. Halbuki bu da kesiyor. Yani tamam, çok hafif bir dönüş var, evet. Yüz kıvrımlarını daha iyi yapıyor falan gibi ama yani. Normal sürüm zaten gayet iyi, başarılı bir Mach 3. Zaten iyi bir tıraş serisi, tıraş bıçağı serisi. Hani kafasının böyle 5 derece 10 derece oynuyor olması da bence çok büyük bir yenilik gibi gelmedi bana. Ama iyi kesiyor. Zaten Mach 3 söylediğim gibi bilinen bir seri. O yüzden iyi kesiyor. Onunla bir sıkıntı yok. Özellikle böyle şöyle çene altında falan böyle bir hareket yapıyor filan. Ozan Kaban videosunda. Yani gayet güzel kesti şu anda. Evet. Gayet güzel oldu bu arada. Normal Mach 3'ten de öyle bir ahım şahım bir farkı görmedim ben. Şu kafanın şöyle birkaç derece oynuyor olması elbette mutlaka milimetrik olarak fark ediyordur ama hani benim açımdan öyle çok da wow'luk bir şey olmadı. Bıçaklar güzel zaten. Onu normal turbo olan herhangi bir makineyi taksanız, bu eski 10 yıllık makineyi taksanız çalışıyor zaten bu arada bıçaklar. Fark etmiyor. Güzel yani, bir sıkıntı görmedim ben. Yüzümüzü yıkayalım. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere Jilet Mach 3 Turbo 3D ile yaşadığım deneyimi aktarmaya çalıştım. Güzel bir tıraş bıçağı olmuş. Söylediğim gibi şu kafası birkaç derece dönebiliyor. Şöyle göstereyim. Tam böyle yan açıdan göstereyim ki daha rahat anlayasınız. Şöyle şöyle dönebiliyor. Çok inanılmaz bir fark var mı? Çok inanılmaz bir fark yok. Ama hani yeni makine alacaksanız denenebilir. İki kartuş bir de makineye ben 60 TL verdim. Sadece bir makine ve bir kartuşlu sürümler de var. Birkaç yerde onları da gördüm. Onları da alıp bir deneyebilirsiniz. Yani ilk kez alacaksanız aslında bu alınabilir. 3D olmasının çok öne ahım şahım bir farkı yok belki ama yine de farklı bir ürün kullanmış olursunuz. Bu
mavi şekildeki kürede böyle iki hem gövdenin kafasını hem de alt kısmını birbirine bağlıyor. Bu şekilde şöyle şöyle bir hareket yapabiliyorsunuz. Bu da kesim sırasında milimetrik hareketlerde daha size bir kolaylık ve rahatlık sağlıyor gibi söyleniyor. Ben de kısmen bunu yaşadım ama bıçak zaten çok iyi olduğu için hani bıçaktan dolayı mı bu iyi bir his oldu yoksa kafadan dolayı mı onu çok net konuşmak kolay bir şey değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir tıraş videosunun daha sonuna geldik. Ürünle ilgili merak ettikleriniz varsa bu videonun altında benimle paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca tıraş olmamı istediğiniz makineler veya işte şunu alıp tıraş olsana, bunu alıp tıraş olsana gibi yorumlarınız varsa yine onları da bu videonun altına eklerseniz çok sevinirim. YouTube kanalıma abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama istatistiklere bakıyorum. Rakamlar pek onu söylemiyor. Genelde izleyenlerin çoğu abonem değil. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İstiyorsanız beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarını takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.